Arkadaş referansla geldi buraya. Hani telefonun bataryası şişmiş, birinin tavsiyesi üzerine buraya geldi. Hani ben de 40 dakikada falan değişirim deyince gönderdim. Bataryayı güzel, temiz, sağlam bir şekilde söktüm. Dikkatli bir şekilde. Bataryayı söktüm ama batarya patlama aşamasına gelmiş. Yani sınırda. Yeni bataryayı taktım, müşteri geldi, telefonunu teslim ettim. Eski bataryayı vermek istemedim. Hani dedim batarya şişmiş, patlayacak. Geri dönüşüme falan vereyim dedim. Israrla hani batarya benimdir, ver dedi. Biz de verdik, sıkıntı yok. Ama verdiğimde uyardım kendisini. Hani dedim bu patlamak üzere, dikkat et. Dinlemedi beni. Baktım uğraşıyor, gene uyardım. Tamam dedi abi, uğraşmayacağım dedi, sıkıntı yok. Oradan telefonla nano cam takmamı istedi. Hayal edeceğim var mı dedi, var dedim. Geçtim yerime, ben nano camı takıyorum, oraya dikkatimi vermişim. Hamur gibi şişmiş bataryayı böyle yoğurmaya başladı. Biz ne olduğunu ben göremiyorum tabii. Ben sonradan hani videoyu izleyince uğraştığını gördüm. Buradan görürsen müdahale ederim. Oradan bir pat diye bir ses geldi, böyle kuvvetli bir ses. Arada çocuklar bu arada torpil atıp kaçıyor. Ben onlardan biri zannettim. Yani bataryanın ilk başta hani patladığını falan fark etmedim. Oradan çocuk yandım diye bağırınca baktım eli yanmış. Batarya yok. Yere düşmüş, yanmaya başlamış batarya. Sonra bir anda şuraya doğru tekme attılar. Zaten videoda gözüküyor. Ben dumanları görünce olayın ne olduğunu anladım. Öyle kalkıp müdahale edene kadar zaten tekmeyle şuraya attılar. Oradan da ben tekmeyle artık kapıya attım. Hani çocuğu da direkt şeye gönderdim. Eli yandığı için müdahale ettik. Hani eczacı arkadaşım var, oraya gönderdim. Eczacı arkadaşa telefon ettim böyle böyle diye. Öyle gönderdik. Yani şeyi enteresan. Hani çocuğun eli yanmış, Allah'a göre şansı vardı. Elinde patlamadı. Elinde sadece ısındı. Isıyla eli yanınca, acıyı görünce yere attı. Sonradan patladı. Yani oradaki mevzu, elinde patlasaydı o batarya, eliyle birlikte yüzümüzü mahvolmuştu. Yani yüzü yansaydı ameliyatlık olmuştu. Arkadaşları durumun ciddiyetinin farkında değil. Gülüyorlar. Sanki böyle bir komedi filmi var. Hani beraber bir komik bir şey izliyoruz. Bildiğin gülüyorlar yani. Öyle bir durum vardı. Enteresan bir durum. Batarya nasıl şişer? Hani çok soruyorlar bize batarya nasıl şişiyor diye, ne oluyor diye. Ya batarya kullanımı çok farklı bir şeydir. Mesela akşamdan şarja bırakıp sabaha kadar telefonlarınızı hani şarja bırakmayın. Bataryasının şişmesine sebeptir. Oyun telefonu olmayan telefonlarla oyun oynamayın. Telefonun şarjdayken zaten telefona hiçbir şekilde müdahale etmeyin. Şarj kablosu takılı mı? O telefona dokunmayacaksın. Ha o anda biri seni aradı. Şarj kablosunu çıkar, öyle konuş. Tavsiyem de şu. Bataryanızın şiştiğinden şüphelendiğinizde bile en yakın güvenilir teknik servise gidin ve bataryanızı muhakkak değiştirin. Hani bu biz oluruz, başkası olur, önemli değil. Sağlığınız açısından, ama şunu da özellikle söylüyorum, güvendiğiniz bir teknik servis olsun. Niye? Orijinal taktım diye yan sanayi takıyorlar, Çin bataryası takıyorlar. Yani bunlar bildiğiniz saatli bomba. Yani takacağınız, taktıracağınız yere güvenmek zorundasınız. Çünkü müşteri hani şeyi bilmiyor. Hani veriyor telefonu. Batarya taktık mı taktık, ne taktın, orijinal taktın. Hani bana gelen cihazlarda ben görüyorum. Hani öyle bir muhabbet yok. Hani orijinal taktık, içinde hep Çin bataryası var. Zaten şişen patlayan bataryaların çoğu da Çin bataryası. Hani orijinal batarya olaydaki gibi olmaz. Zaten o bataryayı da inceledim. O da daha önce takılmış bir Çin bataryası. Yani kesinlikle güvendiğiniz yerlere, referanslı yerlere gidin. Ve taktırdığınız batarya veya yaptırdığınız işlem sonunda teknik servisten muhakkak bir form alın ki böyle, yani işlemi yaptırdığınızda dair böyle bir durumda hak talep edebilin.